Douglas Adams'a göre zamanda yolculuk mümkün ve zaten kullanılıyor. Kendisi buna kanıt olarak ne zaman başına bir şey gelse sigorta poliçesinin sadece o durumu kapsadığını öğrenmesini öne sürüyor ve ekliyor. Ne yazık ki bunun başka bir açıklaması bulunmuyor. 1925-1994 yılları arasında yaşayan Pellegrino Ernetti, yaşadığı zaman aralığında Venedik'teki en ünlü şeytan çıkarıcı olarak da ün salmış olan Ernetti, Kronovizör adlı zaman makinesini yaptığını iddia etmişti. Hatta bu makineyle İsa'nın çarmıha gerildiği güne ve daha da gerisine gidip Antik Roma'da Quintus Ennius tarafından sergilenen oyunları izlemeye gittiğini iddia etmiştir. İcat ettiğini iddia ettiği Chronovisor isimli cihaz halen Vatikan tarafından gizli tutulmaktadır. Peki Chronovisor aslında nedir ve nasıl çalışır? Bir ortamda bulunan sesleri ve enerjiyi üzerinden bir hayli zaman geçse de tekrar absorbe ederek dinlemeye ve hatta görmeyi sağlayan alettir Chronovisor. Unutmamak gerekir ki bugüne kadar söylenmiş bütün sesler atmosferde muhafazadır ve bir gün bu atmosferdeki sesleri dinleyebileceğimiz yıllardır söylenmekteydi. İstihbarat teşkilatlarının da en azından filmlerde ve bazı komplo teorilerinde pencere camındaki titreşimlerden sesleri dekode ederek dinleyebilen aletlerin olduğu söylene gelir. Chronovisor da işte tam olarak bu şekilde çalışmaktadır. Geçmişte olan biteni öğrenmek açısından Chronovisor çok daha düşük maliyetli bir cihazdır. Düşük maliyetli olması cihazın geliştirilmiş olabileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor. 1977 yılında İtalya'nın en ünlü gazetelerinden birine verdiği röportajda Ernetti, 1950 yılında kendisi ve diğer bilim adamları tarafından makinenin icat edildiğini söyledi. Makine çalışmaya başladıktan sonra da Hazreti İsa'nın yaşamını, Sodom ve Gomorra'nın yok oluşuna şahit olduğunu belirtti. Vermiş olduğu bilgilere göre icat ettikleri makine birden sökülmüş ve daha sonrasında birden fazla parçaya ayrılmış. Chronovisor'ün tekrar çalışmasını sağlayabilecek ana parçalarsa İsveç ve Japonya'da güvenli bir kasaya kurulmuş. Ernetti'nin çalışmalarına ilişkin birkaç resim kamuoyu ile paylaşılmış. Ancak çalışmaların büyük bir çoğunluğu gizli kalmıştır. Makinenin gerçekten çalışmış olabileceği ile ilgili bazı kanıt fotoğraflarsa şu şekilde. Kamuoyuyla paylaşılan bu resimlerin hiçbiri Ernetti tarafından teyit edilmemiştir. En büyük kanıtlardan bir tanesini de sizinle bu videoda paylaşmak istiyorum. Hazreti İsa'nın mezarının çektiklerini iddia ettikleri videoyu da mutlaka yorumlamanızı rica ederim. Videoyu beğenir ve kanalıma abone olursanız daha çeşitli videoların gelmesini sağlayabilirsiniz. Şimdiden sizlere teşekkür ederim.